Bu yılın bahar aylarında tarihi merkez camimiz restorasyona alındı. Türkiye'de örneği eşi az bulunan 2-3 camiden biri. Özelliği muhteşem bir tavan ahşap işlemeciliği var. Kök boyayla bunun tavanı TRT2'de belgesellerde camimizin sürekli zaten yayınlanan, Türkiye'de bilindik bir cami. Bu restorasyondan sonra maalesef şu an camimiz bu durumda. 2 aydır zaten bir çalışma yoktur. Çalışıldığı dönemlerde de lakayt bir ortam vardı. Şu an cami her türlü iklim şartlarında ve her türlü dışa açık, maalesef zarar ziyan görecek şekilde temeli su alıyor. Bunlar önlenmeden, üstüne alel usul bir çatı yapıldı ama çatının maalesef durumu ortada. Şu an caminin hem duvarlarında hem çatısında içeriğinin o muhteşem ahşap işçiliğinin zarar göreceği, iklim şartlarından dolayı, nemden, rutubetten dolayı zarar göreceği bir ortam var. Ve bu ortamı şu an caminin çalışma ortamı sağlıklı olmadığı için garantiye almadan işler de durmuş vaziyette. Dediğim gibi 2-2,5 aydır çivi çakılmıyor buraya. Ve bu cami Türkiye'nin sayılı ahşap tavan işlemeciliği olan bu camimiz göz göre göre belki de bu yıl bu şekilde bu kış şartlarına maruz kalırsa yıkılma tehlikesi var. Ben bunu Türkiye'ye duyuruyorum. Gelin bu muhteşem eseri koruyalım. En azından restorasyon yapılacaksa bu şekilde sahipsiz, bakımsız, ilgi ve alakasız bir biçimde ortada bırakılmasın. Restorasyon şartlarına uygun yapılsın. Türkiye'deki restorasyonlar eğer böyleyse vah halimize. Ben bunu Vakıflar Bölge Müdürümüze de söyledim. Şu an yapılan şartlar ve çalışıldığı dönemlerde de lakayt bir çalışma ortamı. İşin sahibi belli değil, müteahhit belli değil, sorumlu belli değil, yapılan kimin ne yaptığı belli değil. Burası özenle hassasiyet içerisinde çalışma gösterilmesi gereken, restorasyon kurallarına uygun şekilde yapılması gereken bir tarihi eser. Bu tarihi esere sahip çıkalım. Altın Yaylan'ın en önemli değerlerinden birisi bu camimizdir. Dolayısıyla zaten biraz hakkında inceleme yapan camimizin içinin bu özelliğini, Salman ve Müştak ustaların yapmış olduğu bu eseri, el işçiliğini, oradaki tavan boyalarını ve ahşap oymacılığı muhteşem örneklerini görebilirler zaten. Biz Salman ve Müştak ustaları yeniden bulamayacağımıza göre onların yaptığı bu esere sahip çıkmak zorundayız. Yıkılmasını, bu şekilde zarara uğramasını, bu şekilde böyle kötü vaziyette ve mezbelelik durumda bırakılmasını, ilgi ve alakasızlığı istemiyoruz.